Selam millet. Selam. Bugün Shimano'dan gelen parçaları takacağız. Muratan geldi İstanbul'dan. Shimano'dan ben geldim. Shimano'dan gelen parça taktık işte. Nasıl? Muratan geldi. İstanbul'dan çünkü Allah'ına gideceğiz ve Allah'ına gitmeden öncesinde... Muratan'ı bir sakatlayayım. Hayır, Muratan'a workshop vereceğim şimdi bisiklet parçaları hakkında. Şimdi size neler olduğunu göstereyim. Mallar içerisinde. Yani neler değişecek bugün. Ayna kolum değişiyor. XTR. Sonrasında ön arka lastiklerimiz değişecek. Fren diski yenileniyor. Center lock. Orta göbeğim değişiyor. Başka tabii ki jant set. Shimano XT'nin jant setine geçiyorum. Kısaca işte bir önümüzdeki bir saat içinde bunları yapacağız. Sonra belki Burak'ın göbeğine çökeceğim. Aynen, benim orta göbek. Önce arka tekerimizi değiştiriyoruz. Rubleyi sökeceğiz. Sonra lastiğin içerisinde süngerim var. Onu yeni janta takacağım. Sonra ön tekere geçeriz. Şimdi rublemizi takacağız. Tam şuraya. Takıyorum. XT göbeğe, XT janta, XT ruble. Çek sen, çek, çek diyorum. Sen devam et. Çek, çek. Etrafına tam turdu. Evet, şimdi diskimizi takacağız. Bendekinden mi var? Bendekinden olabilir. Ama gerçi benim center lock değil ama. Yani ya. Şey olayı çok güzel yani. Ha evet. Yıldız, deniz yıldızı gibi. Ya center lock olayı da bu gerçekten. Hani bunu takıyorsun. Sonra geliyorsun. Bunu takıyorsun ve konu kapanıyor. Belli bir torkta yine sıkacağız. Ya burada tork metreli bir anahtarım yok ama bence bu yeter. Lastiğimiz de Maxxis DHR. Nallıhan lastiği mi? Nallıhan lastiği. Çok iyi bir lastik gerçekten. Bunun sevdiğim yanı biraz ağır. DH casting. Hamuru çok kalın. Tutuşu çok iyi. Hamuru çok yumuşak. Yani bayağı böyle vakumluyormuş gibi. O yüzden yani yarışlarda mesela kaderim belirliyor bu lastik benim. O kadar önemli. Kaç, ama şey kaç yıldır gibi. Lastik değiştirmiyorsun? Öbür lastikleri nerede ki? Şey göstersin. Öbür lastiğimi gösterelim. Ya bu bir sezon önceki lastik. Modeller birebir aynı zaten. Hiçbir fark yok. Gelsene. Yani lastiğin sonuna kadar kullanıp öyle değiştiriyorum tabii ki. Ama yani şu hali bile tutar. Okey. Öyle söyleyeyim. Bu hali bile iş yapıyor. İşte dediğim gibi 3C Max Grip olduğu için hem çok sağlam hem tutuşu çok iyi. Tank gibi lastik, şimdi onu takacağız. XT'lere geçişler. Zaten XT kullanıyordum ben. Evet, ilk kez XT'yi arkada kullanacağım. Bu arada bu 28 tel. Asimetrik jant. Yani şey, birazdan işlem bitince gösteririm. Jantın şu telleri tam ortada değil. Hiç 29 gibi görünmüyor bu arada. Değil mi? Şey ama işte ruble büyük. Evet. Lastikler kalın olunca hani muhtemelen şey küçülüyor. Boştayken şey yapalım. Atalım bunlar şöyle. Bu üzerindeki çıkarttığım XT'ydi ama biraz eskimişti, hatta bir önceki XT'yi çok yormuştum rulmanlarını. Şimdi XTR'a geçiyorum o yüzden. Bebek, bebek. Tabi buradaki videonun devamı gelmezse bilin ki deli gibi yağmur yağmıştır. Şimdi ayna kolumuzu takıyoruz. Göbeğimizi taktık çok rahat bir şekilde. Ama burası da çarşan yani. Her şey karışık burada. Tata. Bu kadar. Kutsal sadece bunlar. Şimdi. Sıvı
koyuyoruz. Sıra ön janttan. Aynen. Aynen hocam. Bu da Asagay. Bu lastik de çok iyi. Bunun da hamuru çok 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 iyi. Çok seviyorum çünkü... Ah! Arkadaşlar şurada eğer 3C Max Grip Exoplus gibi şeyler görüyorsanız bu lastik çok iyidir. Çünkü zaten diş yapısı falan aşırı güzel. Hani hem fren mesafesi iyi arazide hem de diş yapısı böyle çok şey yapmıyor. Hani akıyor gidiyor lastik. Yani mesela bunu alıyorsun. Düşük PSI'de araziye bir giriyorsun bununla. Bir yol tutuyor var ya. Bunu sadece yaşayan bilir. Birini öne birini arkaya taktın ama. Ya Asagay'ın diş yapısı öne daha uygun geliyor. Tabii istersen bunu arkaya da takabilirim. Tabii. Sıkıntı yok. Kimse hapse atmazsa. Hop kardeşim ne oluyor falan demezler. Şimdi geliyor, hazır mısın? Hadi. Yavuz bana Milkit'in tuba sıvısından vermişti. Yavuz bunu evde yapmış gibi görünüyor ama salep göndermiş. Saleple ipanaya karıştırmış. Aynen. Hop. Bir süngeri takacı yok. O aman sakın ha çime değmesin deyip yere atıp sonra da tekme üstüne kendi arabasıyla geçip arkadaşlar polarımı çıkarttığım anda yağmurun yağması da bereket adam işte ya. Aynen bereket şov. Sünger olarak da Nuke Proof'un ARD. Nuke Proof'un şeyini kullanıyorum. Şu ses zaten her şeyi bence özetliyor da. Sıvıyı da şurada, ucunda koyacağım. Ha bir de sıvı koyacağım. Evet, koyamaz mıyım kanka? Lastik patlamasın diye her şeyi yapıyor. Yine Yavuz'uma anayım, sağ olsun. İpanalı Salep. Yavuz'un uhulu ayranıyla mis gibi janta döktün. Diyemedim. Sakin olur musun? İşimizin başındayız. Bu videoları sen kullanmazsan bana bir iki tane yolla da. Ben bunu belgesel yapıyorum. Satıyor 2 milyon dolar. En sevdiğimiz kısım ne? Lastiği pompalama kısmı. Bak sünger koyduk, sıvı al. Senin bisikletini çekelim. Pompayı çekmeye gerek yok. Aktarıcının uzunluğu. Tata. Aa habun sesi çok garip geliyor. Bak. O ne? Normalde hiç böyle değil. Habun sesi değişti göbek cam sesi değil. Nallığın hazır mı makine? Nallığın hazır tabii ya. Makine oldu makine. O zaman ver bakayım sessiz bisiklet nasıl oluyormuş? Şu an kayıtta bu arada. Hakaret. Oğlum benimki sesli ya, o yüzden.